Yüzünü gören cennetlik Faruk. Şahap abi maalesef şu sıralar işler bayağı yoğun. Aman ona kalsa işten başını kaldırmayacak. Bir gün benim dediğime gelecek ama neyse. Ne o? Bir yuva kurmak lazım. İş işten geçiyor değil mi? Annem bugün bayağı formunda. Bazı şeyler için insan beklememeli. Hayatını da düşünmeli. İş dediğin dünya ağrısıdır. Ama eş, çoluk çocuk öyle mi? İnsana güç verir. Hayatına düzen getirir. Bana müsaade. Otursaydın Faruk, laflıyorduk. Yarın sabah İstanbul'a gitmem lazım. Kusuruma bakmayın. Orada kalıcı olmak, daha da büyümek istiyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben hemen geliyorum, bana bir müsaade. Rica ederim Esma'cığım. Müsaade senin. Oğlusun. Konakta misafir var. Yarın İstanbul'da işin var diye kalkıp gidemezsin. Bu konağın bir nizamı, bir kuralı var. Uymak lazım oğlum. Ben bu evin kurallarını çok iyi biliyorum anne. Bize bunları sen tas tamam öğrettin. Bu konuda kimse senin eline su dökemez. De senin şu küçük oyunların yok mu anne? Ben bu eve kimi ne niyetle çağırdığını çok iyi biliyorum. Lafların arasındaki imaları, İğneleri. Sen birinin canını yakmak istediğinde bunu o kadar iyi yaparsın ki. Ben kendi evladımın canını yakmak istemem. Peki ne istersin anne? Evlen benim. Bu konağa bir gelin getirmeni. O gelinin vereceği torunları. Kök salmayı. Evlenmeni isterim. Tamam. Kiminle? Sen kimi istiyorsan onunla. Hayır anne. Sen kimi istersen onunla. Ben o şehri sevmiyorum. Orada yaşayan insanları sevmiyorum. Ne aile biliyorlar ne sadakat. O şehrin kokusu insan üstüne siner. O koku bir kere sinince kırklansan da fayda etmez. Beni senden, ailemden hiç kimse ayıramaz. Ne başka biri, ne başka bir şehir. Ben senin oğlunum. (Gülüyor)